Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim zidnahum huda. Sadakallahu l-azim. Saygıdeğer Hasan abim, kıymetli başkanım, başkanlarım ve onların şahsiyetinde muhterem bacılarım, kardeşlerim, kıymetli hazırım. Aslında buraya gelirken bir şeyler konuşacağımı ve onun üzerinde biraz durmuştum. Birincisi olarak Arnavut olarak selamlamıyorum Müslüman olarak. Ama Arnavut kesiminden geliyorum. Yani Müslümanların Arnavut kesiminden onun için. Kardeşim sadece teknik olarak Arnavutlardan dedi. Fakat buraya gelirken birçok mesaj gördüm. Müsaadenizle 7'den mi başlasam, 4'ten mi başlasam? 7 aslında kesretle vahdeti birleştiren bir sayıdır. Onun için çok önemlidir. Seba semavat der Kur'an-ı Kerim. 7 çok önemli. 7'yi unutmayalım. O hem bizim çokluğumuzu hem bu çokluğun içinde tek olduğumuzu anlatan bir sayıdır. Onun için önemli. İkincisi saygıdeğer şairimiz Niyazi Mısri Hazretlerinden bahsettiler. Derman arardım derdime, meğer derdim derman imiş. Bunun açıklaması ikinci mısrada, Burhan sorardım aslıma, meğer aslım Burhan imiş. Derdimin dermanını bulmak için Burhan ararsak, bu Burhan aslımızdadır. Aslımızda Burhan'ı aramazsak, derdimizin dermanını bulamayız asla. Biraz önce okuduğum ayeti celile, Kur'an-ı Kerim çok gençlerden bahsetmez. Kur'an-ı Kerim'de genç kelimesi feta, ki bizde fütüvet de bu kelimeden oluşturulmuştur. Feta kelimesi iki yerde geçer. Bir, fityetun şeklinde onlar gençlerdi, Allah'a inanmışlardı ve Allahu Teala onların hidayetini arttırdı deniliyor. İkinci bir yerde de nerede? Putları kıran bir genç vardı. Feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. Nemrut'a sordu, bunları kim yaptı, kim kırdı putları? Bir genç ki İbrahim diyorlar ona. Şimdi arkadaşlar, gençler avantgardisttir. Gençler surların diğer tarafına atlar. Gençler köhneleşmiş anlayışı yıkan motor ve jeneratör kesimdir. Biz Müslümanlar maalesef tarihimizi sadece geçmiş olarak gördük ve bununla övündük. Biz bunu yapmayacağız artık. Biz aslında tradisyonel bir avantgardizmle ortaya çıkacağız. Mecburuz buna. Eskiden aldığımız gücü bu surları atlamak zorundayız ve yeni bir medeniyet anlayışı sunmak zorundayız veya yeni bir içtimai his oluşturmak zorundayız, yeni bir sensus komunis oluşturmak zorundayız. Biz bunu yapabiliriz. Neyle başlar? Mutlaka imanla başlar bu. Yani bu sensus komunis, bu içtimai his, ortak his, bunu ancak imanla ortaya koyabiliriz. Kur'an-ı Kerim bunun çok güzel bir örneğini veriyor. İbrahim suresinde, çok uzatmayacağım ama gerçekten böyle imanlı bir toplum içerisinde bulunduğumdan dolayı kendimi böyle mutlu hissediyorum ve bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Balkanlar önemli tabii ama Balkanlar parçadır. Bu parçayı bütünle birleştirmek zorundayız. Sadece fiziki olarak değil, biz metafizik açıdan birleşmiş olursak, sadece Müslüman olarak da değil, insan olarak da birleşmiş olursak, bu yeni medeniyet anlayışını eskiye dayanan, temelleri eskide olan ama yeni bir hevesle ortaya atan bir unsur haline gelirsek, o zaman başarılı olabiliriz.
Balkanlar Türkiye'siz hiçbir şeydir. Yalnız şunu da bilelim, Türkiye de Balkanlarsız hiçbir şeydir. Türkiye'de bu uç beylikleri mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Etraftaki unsurlarsız hiçbir şeydir. Yani büyükler genelde değerlerini dışarıya veren bardak kendini boşaltarak değil, kendisi taştıktan sonra dolu kalır, diğerlerine de değerler katar. İşte Türkiye bunun için bizim için çok önemli. İbrahim suresinde bir şecere-i tayyibe metaforu var. Güzel ağaç. Elem tera keyfe daraballahu, darbi misal. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten. Allah-u Teala size bir darbi mesel veriyor. Bunu düşündünüz mü? Rey ettiniz mi? Bu kelime-i tayyibe, bu güzel kelime ki aslında İncil'in başladığı kelimedir. Esmadır. İncil diyor ya, başta kelime vardı, söz vardı. Kur'an diyor ya, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a esmayı öğretti. İşte bu kelime aslında varlıksal boyuttan, transcendental boyuttan, müteal boyuttan, immanent boyuta geçti. Yani o gökten aldığımız huzuru horizontal olarak yaymak zorundayız. İşte bu kelime dünyada güzel bir ağaç gibidir diyor. Keşeceretin tayyibetin. Nasıl bir ağaç? Nasıl güzel olur? Asluha sabitun. Bu ağacın kökleri sağlamdır, sabittir. Sağlam basar. Ve fer'uha fissema. Dalları da göklerdedir. Her tarafa yayılmıştır. Horizontal olarak, yatay olarak dünyanın her tarafına. Vertikal olarak da yukarıdan alır mesajı. Tu'ti ukuleha kullehinin bi'ni rabbiha. İşte bu ağacın meyvelerini her zaman yiyebilirsiniz Allah'ın izniyle. Bu da evrensellik demektir. Allah-u Teala bu mesajı bize neden veriyor? Onu hatırlayalım. Bu akşam Allah-u Teala'yı zikrettiğimizden dolayı, Peygamber Efendimiz'in metodunu zikrettiğimizden dolayı ve bu metodun içerisinde bizleri de unutmadığınızdan dolayı çok teşekkür eder. Yedi Hilal Derneği'ne başarılar diliyorum. Fakat bir şey unutacaktım, kusura bakmayın. Bu 15 Temmuz çok önemli bir meseleydi. İki şeyden dolayı bunları aktarmak istiyorum. Devamlı demokrasi destanı denildi. Bana göre bir iman destanıydı. Ve gerçek bir iman destanı. Şimdiye kadar Müslümanlar da böyle bir şey attılar. Siz imanınızı korumak için İnsanları öldüreceksiniz. Biz burada 15 Temmuz'da imanımızı korumak için insanların öldürülmesinin önüne çıktık. Tanklarla insanları öldürmek değil, tankların önüne çıkıldı. Bu çok önemli bir imaj değiştirilmesi oldu. Çünkü bu devleti gösteriyorlar ya, Müslümanlar öldürüyor. Burada ise ölümün önüne çıkıldı. Yani tankın önüne çıktık ki insanlar yaşasın, toplum yaşasın. Bir. İkincisi de bu FETÖ meselesi var ya, bu cemaat anlayışına çok dikkat edelim. Dernek olarak diyorum, hepimiz. Çünkü bu cemaatleşme anlayışı bir protestan icadıdır. Bizde cemaatte olan insanlar sosyal olarak yükselmek için yoktur. Cemaatte olan insanlar sosyal hizmetini manevi olarak yükselmek için yaparlar. Bunu her zaman hatırımızda tutarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.